Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, elinizdeki malzemelerle geri dönüşüm. Yani örneğin bu çocuğunuzun oyuncağının arabasının bir tekerleği olabilir. Veyahut da bir pazar arabasının tekerleği olabilir. Herhangi bir ürünün tekerleği olabilir arkadaşlar. Genelde bu tekerlikler geri dönüşüm malzemesinde üretildiği için belirli bir zaman sonra imha olurlar. Tabii kalitesinden kalitesine fark gösterebilir. Bu imha olan tekerleğin yerine ne yapabilirsiniz? Yani kendi olanaklarınızla, kendi imkanlarınızla geri dönüşüm malzemelerinden neleri bir araya getirip bu tekerleğin aynısını veya birebir benzerini yapabilirsiniz. Bununla ilgili siz değerli dostlarım için bir adet video hazırladım arkadaşlar. Daha doğrusu hazırlamaya çalışacağım. Sizlere her ne kadar yaptığım aşamaları adım adım gösterme olasılığım olmasa da, çünkü uzun bir süreç, 10 dakikalık bir videoya sığdıramayacağım için, neler yapmanız gerektiği konusunda adım adım sizleri dostlarıma anlatacağım. Arkadaşlar, elinizdeki orijinal tekerleğiniz varsa bu tekerleğin plastik kalitesine kadar kaliteli veya ikinci defa kullanılmaya elverişli mi değil mi onu bilemem, ama genelde ikinci dönüşüm plastikler yeniden kullanılmaya elverişli değil. Ama elinizde farklı materyallerden plastikler varsa tabii onları kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunu başta belirteyim. Çünkü plastiğin kalitesi ne kadar iyiyse, ne kadar geri dönüşüm değil de sıfır malzeme plastik ise, bu kadar kaliteli bir ürün elde edersiniz. Ama geri dönüşüm malzemeleri maalesef arkadaşlar belirli bir ömürleri var ve çünkü imha edilmek üzere üretiliyorlar. Aynı zamanda farklı plastiklerin karışımından bir araya geldikleri için ister istemez kısa ömürlü oluyorlar arkadaşlar. İster sıfır ürün olsun, ister kendiniz dönüştürün. Tabii ki eğer sizin kullanmış olduğunuz plastikler de geri dönüşüm parçalarından oluşuyorsa. Bunu başta belirteyim arkadaşlar. Bir de artı videonun detaylarına geçmeden önce dostlar, şunu da sizlerden rica edeceğim. Ricada bulunacağım dostlar. Şu an ricaya geçmeden önce görmüş olduğunuz gibi pazar arabasının tekerleği arkadaşlar gitmiş. Tabii zamanla burası tıkandığı için tekerlek haliyle tek tarafı gitmiş. Şimdi bu tekerleğin yerine bir tekerlek yaptık ve nasıl yaptığımızı adım adım sizlere göstereceğim. Tabii göstermeden önce dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Gerçekten ben talep etmekten yoruldum. Sizler de mutlaka bunu duymaktan yorulmuşsunuz, ama ciddi anlamda söyleyeyim arkadaşlar, bu tarz videolara sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Kanalımdan, videolarımdan desteğinizi esirgemeyin. Yani bir beğeni, bir paylaşım, bir yorum, bunlar bizim için çok değerli. Abone olup bildirim butonunuzu açarsanız, fikir ve görüşleriniz varsa yorumlara yazarsanız, gerçekten bunlar benim ve sizden sonra izleyecek arkadaşlar için değerli manaya geliyor, değerli anlama geliyor arkadaşlar. Fikir ve görüşünüz yoksa da dahi kanala destek vermek açısından 1.1 kalp koyabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka bildirim butonunuzu açıp tabii ki abone olmayı ve sosyal ağlarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin eşinizle dostunuza. Çünkü bu videolar ne kadar çok izlenirse, paylaşılırsa, insanlara erişim sağlarsa daha fazla ön plana çıkıyor ve daha fazla insanın işini görüyor. Yani sizin işinizi göreceği için daha fazla insanın işini görecektir. Yani sizler de bu şekil katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Lütfen bilgiyi birbirimizden esirgemeyelim. Paylaşalım sosyal ağlarımızla, eşimizle, dostumuz, arkadaşlarımızla lütfen. Evet dostlar, şimdi görmüş olduğunuz tekerleğimiz bu. Yarısı gitmiş. Yarısı gitmese zaten tekerlek küçülmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz ebat, orijinal teker. Yok olmuş tekerimiz. Şimdi bu tekerleğin yerine ne yapabiliriz? Arkadaşlar, dediğim gibi yapacağımız işlem nedir? Öncelikle arkadaşlar, şöyle bu penguenin mısır kutusu arkadaşlar. 340 gramlık. Şöyle eşleştirdiğim zaman hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı tekerlikle ebat aynıdır. Tabi elinizde farklı teneke olursa veyahut da illa bu boyda değil de daha büyük boyutta yapıp da daha sonra da kesebilirsiniz. Plastik kaliteniz ve elinizdeki malzemeye göre. Ama hayır, ben uğraşamam diyorsanız arkadaşlar, şöyle penguen mısır kutusunun 340 gramlık bir kutusunu, konserve kutusunu arkadaşlar kesmeniz, yani tekerleğin kalınlığına baktığımızda şöyle alt kısmını da baz alıyoruz. Şu şekil arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam, tabii bu tekerlek biraz erimiş. Şöyle şuraya kadar
bir çizgi belirlemeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dip kısmında bir çukur var. O çukuru da göz önünde bulundurun. Şimdi dostlar, geri dönüşüm plastikleri ve kaliteli plastik arasında ister istemez fark olur. Yani gerek yapısı, gerek kalınlığı, gerek kırılıp bükülmesi, gerek kokusu arkadaşlar. Özellikle kötü kokan plastikler, yani durduk yere kötü kokuyorsa bir plastik, bilin ki o geri dönüşümdür. Örneğin arkadaşlar, petek kenarlarına konulmuş olan bu bir geri dönüşüm plastiğidir arkadaşlar. Bununla kaliteli bir malzeme üretemezsiniz. Çünkü tekrar tekrar kullanmaya meyli değil, zaten kullanımdan gelmiş. Ama şunu görmüş olduğunuz arkadaşlar, ses sistemine ait bir plastik, defalarca eritmeme rağmen hala gücünü, kuvvetini koruyor. Yapışma özelliğini, erime özelliğini koruyor. Ama bu ile bu bir araya gelemez. Örneğin arkadaşlar, su tesisatlarında gerek kalorifer tesisatı olsun, gerek su tesisatı olsun, cam elyaflı plastikler olsun arkadaşlar. Özellikle kalite için söylüyorum. Merdiven altı üretimler için söylemiyorum arkadaşlar. Bazı merdiven altı üretim borular vardır. Güneşin önünde, yani su tesisatı veya petek tesisatta kullanılan, güneşin altında kalırsa belirli bir süre şöyle toprak gibi dökülüyor. Veyahut da depolarda beklediği zaman toprak gibi dökülüyor. Bazı kaliteli plastikler vardır arkadaşlar. Çünkü standarda uygun bir şekilde üretiliyor. Özellikle su tesisatları ve petek tesisatlarında üretilen PVC borular standarda uygun olarak üretildiği zaman, insan sağlığı düşünüldüğü zaman kaliteden ödün vermemeleri gerekiyor ve o parçalar kaliteli oluyor. Ve kaliteli plastik parçaları, yani örneğin bunlar atıl durumdaki parçalardır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Atıl durumdaki parçalar, hiçbir yerde kullanamazsınız. Örneğin peteklerin su girişlerinden artan plastiklerim var. Bundan faydalanamam ama örneğin bundan faydalanabilirim. Çünkü bunda zehirli bir koku var. Çünkü bunlar hepsi kokusuzdur. Bu kokusuzdur örneğin. Şimdi bunları arkadaşlar parça parça kesip, tamam mı? Parça parça kestikten sonra tekerleğinizin ölçüsünü şöyle bir konserve tenekesinden ilham alarak aldığınız boyutu, yuvarlaklığı, tabii bu şekil boyutunu dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü tekerlekler aynı boyutta olmasına özen gösterin. Ve konserve tenekesi olabilir. Veyahut da daha büyük bir alanda bir parça da kesebilirsiniz. Önemli değil arkadaşlar. Önemli olan bir eğer elinizde şöyle bir ısı tabancası, 2500 watt ısıtma gücüne sahip bir ısı tabancam var arkadaşlar. Ben bununla işlemi yaptım. Elinizde böyle bir ürün varsa rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Ama elinizde böyle bir ürün yoksa ve elinizdeki olanaklarla yapmak istiyorsanız, yapacağınız işlem nedir? Dediğim gibi konserve tenekenizin dibine arkadaşlar plastiklerinizi küçük küçük parçalara, eğer imkanınız varsa, ne kadar küçük parçalar halinde olursa o plastiklerin eriyip birbirine yapışması daha fazla avantaj sağlayacaktır. Büyük büyük parçalar tabii ki erimesi olsun, bir araya gelmesi olsun zaman alacaktır arkadaşlar. Ben ilk başta su tesisat borularını sonradan düşündüm. İlk başta bunu kullandım arkadaşlar. Baktım ki bu yetersiz gelecektir, kuvvetsiz gelecektir. Ekstradan PVC su tesisatında kullanmış olduğum parçacıkları ekledim. Ne mi yaptım arkadaşlar? Dediğim gibi sizler bunu bir tüpün üzerinden, tabii tüpün üzerinde yapmanızı tavsiye etmiyorum. Piknik tüpü olursa daha iyi olacaktır. Çünkü biraz duman çıkaracaktır. Dumana maruz kalmanız sağlıklı olmayacaktır. Bir piknik tüpü dışarıda yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Sağlığınız açısından söylüyorum. Üstünde, ocağın üstünde veyahut da piknik tüpü varsa daha mükemmel olacaktır sağlık için. Isıtacaksınız arkadaşlar. Yemeği pişirir gibi yavaş yavaş ısıtacaksınız. Hızlı bir şekilde değil. Ve o plastiğin eriyip yumuşadığını göreceksiniz. Hatta şöyle bir kaşığı düzleştirip bir kaşık yardımıyla, eğer sizin benim gibi kalıbınız varsa arkadaşlar, şöyle bir konserve kutusu elinizde varsa, kalıbınız varsa, içinde erittiğiniz zaman, mesela ben şöyle göstereceğim. Arkadaşlar, ısı tabancasıyla parçalarımın tamamını bunun içine yerleştirdim. Hatta görüyorsunuz şu an bu geri dönüşüm plastiği koydum. Üstteki bazı noktalarda bu kötü plastik maalesef bunlarla uyum sağlayamadı.
Onu dışa attı çünkü kabul etmiyorlar. Üçüncü, dördüncü defa geri dönüşümü. Ama dip kısmında, biraz onu da göstereceğim ne kadar güzel kaliteli yapıştığını. Ve üst kısımda görüyorsunuz PVC su parçalarımı daha en üste koydum. En altta da şu parçalar var. Ortada da şundan bir tane parçalı ama parçalığına pişman oldum. Bu da şurada bu gözeneklerden fırlamış görüyorsunuz arkadaşlar. Kötü plastik, hatta üstünde şimdiden toz tutmuş. Arkadaşlar ısı tabancasıyla kesmiş olduğum parçaları erittim. Görüyorsunuz şu an eridiği. Ve eridikten sonra tabii ki soğumaya arkadaşlar sakın üstüne su dökmeyin. Kenarlarına. Şu an burayı ıslatmamın sebebi bu ısınan materyalin soğumasını sağlamaktı. Ve tabii ki soğuturken de arkadaşlar hafif hafif şöyle kenarlarından vurun ki yapışmasın. Yani bununla bütünleşmesin. Ve sonra şöyle o daha tam soğumadan arkadaşlar çıkartmaya çalışın. Yani eğik bükmeden tabii ki. Ben biraz zorladım arkadaşlar. Görüyorsunuz burası çatlamış. Çatlamasının sebebi de arkadaşlar buradan baskı yaptım. Çünkü bu buraya dışarıya doğru şişiyordu. Burası çok çukur kalmıştı. Çukurun da sebebi görüyorsunuz buradaki gözenekler arkadaşlar. Biraz çatladı ama sorun olacağını tahmin etmiyorum. Plastiğin kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Parlaklığını. Şuradaki kötü plastik dediğim gibi dönüşüm plastiği. Ama şu parlak güzel plastik. Bunun parçacıkları arkadaşlar ısıtarak, ısı tabancasıyla 2500 watt ısı tabancasıyla ısıtarak bu hale getirdim. Burada görmüş olduğunuz farklı farklı PVC su veya tesisat borusu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu parçalar içinde yani 2 adet hatta 3 adet plastiğin bir araya gelmesiyle bu tekerleği oluşturduk. Sonraki işlemidir arkadaşlar. Tam ortasından bir delik açacağız. Çünkü bu tekerleğin yerine yerleştireceğiz. Deliğimizi açacağız ve tekerleğimizi kullanmaya başlayacağız. Tabii plastiğin kalitesine göre bu tekerleğin ömrü kısa veya uzun olacaktır arkadaşlar. Onu zaman belirleyecek. Ama sizler de ister tekerlek olsun, ister farklı bir şey olsun arkadaşlar. Plastiklerin üstüne alev atmadan arkadaşlar. Alevi dibinden veya da ısıyı üstten vererekten eritip istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Yani çöpe atmaktansa doğada yok olmayan bu ürünleri tekrar geri dönüştürerek kullanabilirsiniz. Dostlar, tekerimizin ortasını matkap ucumuzun 6,5 ucuyla deldik arkadaşlar. Şunun genişliğindeydi. Aslında şunu da sizlere tavsiyede bulunayım arkadaşlar. İmkanınız varsa bu parçayı kesip araya yerleştirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü tekerleğin bunu hesap edememiştim. Kenarlardan biraz uzak duruyor. Şuradaki plastiğin fazlalığından dolayı. Bizimki biraz içi çukur oldu. Daha fazla uğraşıp şunu kesmek yerine şöyle bir parça tel büktüm arkadaşlar içe doğru. Görüyorsunuz her iki tarafa doğru. Tabii siz bunu kenarlarından şöyle kesip üstüne yerleştirirseniz veya da yapacağınız tekerleğin fazlalığını ona göre yaparsanız zaten uğraşmanıza da gerek yok. Arkadaşlar şöyle bir çivi yardımıyla, çekiç çivi yardımıyla şuradaki parçamızı çıkarttık. Eski tekeri sökebilmek için. Ve yeni tekerimizi dediğim gibi arkadaşlar matkabın 6,5 milim ucuyla deldim. Ve tekerimizi yerleştirdik. Metalimizi tekrar biraz puntalamaya çalıştık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve yay arkadaşlar. Şurada bir yay var. Tabii buna benzer bir sizin arabanız varsa. Şöyle bir yay var arkadaşlar. Bu yay aslında sağdan ve soldan açılıyor. Açılmasının sebebi de şudur. Şuradaki tekerin yani komple yerleştirdiğiniz zaman şunun üstüne geçiyor arkadaşlar. Tabii bunu çıkarırken bozmamaya çalışın ve yerleştirirken de arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam şuradan çıkıp yerleştiriliyor. Hatta alttakini gösterebilirsem görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sağlam olanı, bu çıkarttığımız olanı bu yayla tekrar yerine yerleştiriyoruz. Eğer gevşetirseniz de biraz pense yardımıyla sıkıştırmanızda yarar olacaktır. Tekerinizi yerleştirdikten sonra tekerinizi aslında arabanın üstünde de sabitleyebilirsiniz ama tabii çıkartıp da montajını yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bu son aşamayı da sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tekerimiz ilk günkü gibi oldu diyebiliriz arkadaşlar. Tek fark nedir? Dediğim gibi şu kenarlıklarında biraz hata yaptık.
onu hatayı siz yapmamanız açısından şayet kenarlıklarını kullanabiliyorsanız güzel olur. Veyahut da şunu komple kesip veyahut da yapacağınız işlemin yani plastiği eritmeye çalışırken sonlara doğru bu erimiş plastiğin içine yerleştirirseniz belki de daha sağlıklı olur. Yani hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Burada ben bilgiyi paylaştım. Tercih sizin. Tabii ki geri dönüşümü nasıl yapacağınızı siz belki de farklı fikirlerle geliştirebilirsiniz. Evet dostlar. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Cisaret ise mahvola. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Eşinizle, dostunuzla, sosyal ağınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlara yol gösterecektir. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi bir kalp, bir nokta, bir virgül bırakırsanız bizim için çok değerli. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.